kalabalık fotoğraf çekmek imkansız hatta. Be like this, but I want to cut deep. What's your problem? Baksanıza çok tatlı ya. Selamlar dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kamerayı Vietnam'ın Da Nang şehrinde açıyorum size. Dostlar, bu video biraz farklı olacak. Böyle benim spontane otostop çekip yaşadığım anlar değil. Da Nang şehrinde neler yapılabilir, nereleri görmelisiniz? Size böyle sıra sıra gidip göstereceğim. Siz de Google haritalara kaydedin buraları. Ve burayı ziyaret ettiğinizde tek tek nereye gezeceğinizi bilin en azından. Böyle bilgilendirici bir video olacak. Da Nang mükemmel bir şehir dostlar. Yani Vietnam'ın en yaşanabilir şehri diyebilirim. Çünkü bakın şimdi altın kum. Yine denizin içi de full kum. Palmiyeler ve bu kilometrelerce böyle bir sahil var. Sonra işte çok güzel binalar var. Işıklar var. Her şey var işte, coworking, dijital göçebeler için. İnternet hızlı, bir sürü kafeler, barlar, restoranlar, gece hayatı, her şey vardı. O yüzden bence Vietnam'ın en güzel şehri de diyebiliriz buraya. Şimdi sizi Da Nang Beach'e getirdim. Açılışı burada yapıyorum. Ama ben zaten 10 gündür falan buradayım. Şimdi videoya geçeceğiz. Sıra sıra size gezdiğim yerleri göstereceğim. 2 dakikanızı ayırıp beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet, şimdi ilk noktamıza geldik. Burası Da Nang'da. Marble Mountains. Hello. Hello, artist friends. Artist friends. Evet dostlar, buraya giriş için 40 bin dong ödüyorsunuz. Yani 1,5 dolar falan. Güzel manzaralar görmek istiyorsanız yürümeniz gerekiyor. Burada da ejderha heykelleri çok meşhur. Dostlar, şimdi Marble Mountains 5 tane dağ. Bunlardan en ünlüsü de Water Mountains, yani su dağı. Bu 5 dağ işte 5 elementi temsil ediyor. Ateş, su, toprak, tahta falan demiş. Ama işte bu suyu temsil ediyor falan. Diğerlerini hiç pek bilmiyorum ama yazarım size. Hatta altı böyle küçük bir bilgilendirme geçeyim. 2-3 saatinizi geçirebileceğiniz bir nokta burası. Bu Marble Mountains. İşte biz o kadar geçirmeyiz zaman herhalde. Çok yapacak şey var. Şöyle tütsü aldım. 20 binmiş bu. Geldi. Baksana abi, yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlı. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bakın ya. Çok güzel. Neyse, birkaç fotoğraf çekildik burada. Şimdi burada bir mağara var. Van Tong Cave var. Oraya gideceğiz. Burası Heaven Gate diyorlar. İlk başta mağaraya girince karanlıkta oluyorsun ama bir süre sonra ışığa ulaşıyorsun ve panoramik bir manzara varmış. Ruhani bir deneyim gibi bir şey diyorlar. Ama çok ilginçmiş. Dostlar bakın, şurada onlarca uyuyan yarasa var. Oh. Okay. Tight, is it right word? Galiba işte cennet kapısından geçtik, Heaven Gate'den. Veya ileride de olabilir, bilmiyorum ama ilginçmiş ya. Küçük bir mağara ama yarasalar var. Ve da böyle çok güzel taşlar da çok güzel ama kayıyor. İşte bunlar da 1, 2, 3, 4, 5 Marble Mountains. Dostlar şöyle kokonat suyu aldım. Bu 35 bin. Yani 1,5 dolar falan yapıyor yani. 40 lira falan. Oh. Pervaneniz yoksa lokal sayılmıyorsunuz. Bak, bütün lokaller pervane kullanıyor. Bayağı iyi. Ne kadar? 50 bin dong falan bu. It's $2. Böyle içtikten sonra kırıyorlar bunu dostlar. Kaşık veriyorlar.
Yani burada 3-4 saatinizi geçirebilirsiniz aslında. Birkaç tane daha tapınak var sanıyorum ama biz bu kadar gezdik. Otomatik skuterle çıkılmıyormuş. Adam bize 100 bine 4 dolara motor verdi. Ama normalde 100 bin zaten şey, bir günlük motor kirası. Kazık yedik ama manuel ya. Çok komik bir motor. Çünkü debriyajı yok. Debriyaj yok. Otomatik gibi yani, anladın mı? O yüzden bunu çevir... Sadece vites atıyorsun. Debriyaj sıkmana falan gerek yok. Bunu otomatik yapmışlar ne yaptılarsa. Herhalde insana kolay sürsün diye mi bilmiyorum. Ama bakın şu an olduğumuz yerde bayağı bir şey var. Bir tane malzeme noktasına çıktık şimdi. İlk gördüğümüz yerde durduk. Bakalım ne varmış burada. Look at this. Gerçekten bütün şehri görmek istiyorsanız bakın arkadaşlar, yani size dedim ya, uzun bir plaj. Komple gördüğünüz yer plaj ve altın kum. Ve tertemiz. Bir tane çöp bulamazsın. Yollar çok güzel. Vietnam çok güzel yer. Laos mesela güzel ama yolları rezalet. Laos'un. Evet dostlar, bakın motorlar burada. Ya 200 bin dedi adam, sonra ben olmaz deyince 100 bin dedi. Biz istemiyoruz dedik, 100 bin dedi. Bir dahakine kendimiz bir manuel motor kiralayıp kendimiz motorla gireceğiz falan. Çünkü çok bir sürü beach var, bir sürü koy var, maymunlar var. Maymunları görmek istiyorum. Neyse bugünü böyle kapattık. O zaman ben böyle oldukça size video çekeceğim. Böyle gezdikçe falan. Görüşürüz. Hey dostlar, aylar sonra Türk restoranına geldik. Bakın neler var şurada. Vay be, bir çiğ köfteleri eksik ama. Şimdi tam burası Da Nang'da, böyle merkezde. Size söyleyeceğim yerini de. Bakalım, biraz fiyatları tuzlu. Geldi. Wow. Vallahi yemin ederim buranın şefi de, aşçısı da Türk'müş. What is it? Döner. Oh. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Çok güzel. Çok özlemişim. Bak, lahmacun da söyledik. Do you want to try this? I've had this. I used but to order. But I'm recording. You are vegetarian. That's true, but I'm a flexitarian. Flexitarian. So. Yeah, yeah. And sometimes you are eating meat. Yes, if I want. With your hand. Okay. It's important. Okay. With your hand and tomato. Bir tane de Türk kahvesi söyledik. Wow, ya güzel. Bu mesela 2 dolar, 2,5 dolar falan, pahalı ya. Yani düşün, kahve ne kadar? Kahve 1 dolar, bu 2,5 dolar. Hesapta şöyle. Bakın, döner 100 bin, lahmacun 120 bin. Ne kadar? Evet, ama normal arkadaşlar. Vietnam'da var ki gördüğüm en iyi Türk restoranı burası. Üçüncü noktamız olan Ejderha Köprüsü'ne geldik. Bir köprü düşünün. Ejderha silüeti var. Ve hafta sonları belirli saatlerde ateş püskürüyor. İlginç yani. Ne kadar gerekli bilmiyorum ama. Şimdi oraya gidiyoruz. Şehir merkezinden böyle yarım saat falan yürüyüş uzaklığında. Evet bakın, herkes buraya ejderhanın ateşini izlemeye gelmiş. Ejderha da şurada. Kuyruğu, kafası. Herhalde buradan ateş üfürecek. Ne kadar saçma bir şeymiş. Oha, şu an su atıyorlar arkadaşlar. Yemin ederim buraya kadar geldi su. Bak su. Herkes ıslandır. Burası
Hafta içi değil, sadece hafta sonu saat 9'da bu ateş ve su gösterisi yapıyor. Kaç dakika sürüyor? 10 dakika sürüyor. Yani 9'da başladı, saat 11 geçiyor şu an. Bitti galiba, herkes kalkıp gitmeye başladı. Meşhur Dragon Bridge. İlginçti aslında, biliyor musun? Baksana bayağı borular morular yapmışlar. Adamlar ilk başta ateş püskürtüyorlar, sonra su. Buradaki bak, yollar sırılsıklam. Herkes ıslandı burada. Bakın ben şurada, ta şuralarda oturuyordum, oraya kadar geldi su. Normalde turistik yerleri çok sevmem ama gayet güzel burası abi. Bayağı güzel, ucuz da, ucuz bir yer. Yeni durağımız Night Market. Buranın ismi Sontra Night Market. Gece pazarı da bayağı büyük ve ilginç şeyler var. Bir gezelim, size göstereyim neler var gece pazarında. Belki birkaç tişört falan almak istiyorum. Bir de bu Night Market, bu Dragon Bridge'in yanında arkadaşlar. Şimdi 30 dakika sonra ejderha tekrar ateş püskürmeye başlayacak. En bahaneyle bir daha ejderhayı görmüş oluruz. Çok sıcak olduğu için hava. Bunun fiyatı 100.000'di. Adam dedi ki 80.000 olur. Bu da böyle bir şey. Herkes takıyor bunlardan. Thank you. Hatta güneş var ki burada adamlar bu motorda telefon tutacağına şemsiye takmışlar. Evet, burada daha ilginç şeyler var. Mesela şu yastıklar arkadaşlar bayağı kaliteli ve 4 dolar yani 100 bin dong. Bakın burada da masaj yapıyorlar. Masaj fiyatları mesela ayak masajı 120 bin. 2, 4, thank you. 5 dolar falan arkadaşlar ayak masajı yarım saat. Aa dostlar, bir tane short aldım. Ya Nike diyor da şu boş yapıyorlar. Nike da değil. Short altındaki gibi ne kadar biliyor musun? 100 bin dong. Yani 4 dolar. Bayağı ucuz. Yani tişört bulamadım. Altında aynı shorttan var. Ama ben bu shortları çok seviyorum ya. Siyah kısa short yani. Giy, değiştir, değiştir, giy. Hangi ya? Dostlar garip bir şey aldım vallahi ya. Allah'ım yarabbim, 30 bin verdik şuna da çok kötü arkadaş ya. Aa. Yeni durağımıza geldik. Şimdi Golden Bridge diye bir yere gidiyoruz. Yani altın köprü. Böyle işte ellerin üzerinde duran bir, görmüşsünüzdür köprü. Elin üzerinde duruyor böyle. Golden Bridge diyorlar oraya. Buraya nasıl gelebiliyorsun? Ya otobüsle geliyorsun toplu taşımayla. Ya da işte taksi. Ya da kendi motorunla. Biz şimdi motoru buraya park ettik. Motorla geldik buraya. Lindsay ile. Ama buraya çıkarken teleferiye binmen gerekiyor. Adamlar ülkenin dört bir yanına teleferik kurmuşlar turistik amaçlı. Hepsi de aynı marka yapıyor, aynı firma yapıyor herhalde. Sun World mü ne? Ama hepsi de çok pahalı yemin ederim. Ama biri işte dünyanın Güneydoğu Asya'nın en yüksek dağına çıkartıyor. Biri denizin üstünden gidiyor. Biri Golden Bridge'e çıkartıyor. Vallahi adam mükemmel bir şehir yapmış. Da Nang tam bir Miami arkadaşlar. Renkli sokak ışıkları, düzgün yollar, bir tane çukur göremezsin. Buradan bilet alacağız. Ha, şuradan bilet alıp şeye gireceğiz, evet. Bu girişi, yes, adult. Okay, tamam. Okay. Fiyatlar bunlar. Bir de free bir... Ha, girişi acayip pahalı. Yani 50 dolar falan. Vay vallahi büyülü bir yer burası. Şöyle bir şey aldık. Harita muhtemelen bu. Burada gezebileceğiniz 4-5-6 saat falan harcıyorlarmış. Bayağı büyük. Bunu bir oturup incelemek lazım. Buranın komple ismi Bana Hills. Bir sürü şey var içinde. Kaleler var.
Hani bayağı Disneyland gibi yapmışlar bak. El bu, kaleleri var, surlar var. Neyse bir dahakine şuradan ineriz. Bizi attılar kenara. Çekemedim bir şey. Burası Golden Bridge. Hoş geldiniz Golden Bridge'e. Çok kalabalık, fotoğraf çekmek imkansız hatta. Ama bak yani görüyorsunuz gerçek. They're not fake. They're just so yeah. Oh my god, it looks like Hogwarts. Yeah. Evet, ikinci teleferikten de iniyoruz. İyi, hoş, çok güzel de çok fake ya, baksana oyuncak gibi yani şu an. Böyle bir Harry Potter filminin setine gelmiş gibi hissediyorum. Okay. I think it's, I think I got, it's like a, it looks like a casino. Bunu bozmuşlar. Ben şundan alacağım. Aa, bunu da hatırlıyorum lan. Bu neydi? Noel Baba'yı seçelim. Takar etmiş. Allah kahretsin. Arkadaşlar burası Fransız köyü diye geçiyor. Ya tabii bunların hepsini sonradan yapmışlar da. Bak işte şatolar, restoranlar. Bu pizza 180 lira falan burada ya. Burada her şey pahalı. Buraya gelmeden karnınızı doyurun. Burada manzarayı izleyerek bira içiyorsun. Güzel. Ya buraya özel. Dedim ya, her şehre özel biraları var. Buranın adı da Bana Hill ya. Bana Signature'lı, imzalı başka bir bira var burada. Arkadaşlar böyle küçük küçük biralar. Millette var ya, 100 tane kupamı var, 50 tane bardak falan alıyorlar. Biz de böyle 3 tane fazladan bulduk. Blank diye bir bira var. Ona çok benziyor ama aroması 2-3 kat fazla yani. Böyle bir tane şerbetçi otu mu diyorlar ona. Bir tane ot aroması var. Ama bayağı sağlam. Şu siyaha bakalım. Oo. Bu da kahve gibi. Böyle espresso kahve içiyormuşsun gibi ama güzel ya. Bedava bira abi. Çok yapmacık her şey. Yani bayağı Disneyland gibi bir yer. Kimse yaşamıyor bu binalarda. Anladın mı? Hepsi gösteriş yani. Şimdi biz roller coaster'a gidiyoruz. Roller coaster bileti almıştık. Şunu söyleyebilirim. Buraya gelecekseniz sabah çok erkenden gelin. Rahat böyle 7-8 saat gezilir yani burası. Öyle diyeyim size. Roller coaster bileti 70.000, bak görüyor musun? Oğlum bu çok komik bu. Bunda hızını ayarlayabiliyorsun kendin bak. Adam no kamera dedi ama ben kameramı çıkarttım valla. Abi. Kendin ayarlayabiliyorsun gazı. Bu roller coaster'ı kendini yönetiyorsun. Bir garipmiş ya. Şuradan gazı verip istediğin zaman durabiliyorsun. Bu zırt diye bitti hoca bu ya. Eğer ki gazı... Yani arkadaşlar Vietnam'daki bütün insanlar toplanmış. Turistler için ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Ve
böyle 10 farklı bahçe, işte aşk bahçesi, mitoloji bahçesi, düşünce bahçesi, anı bahçesi, ondan sonra cıma castle'lar, kaleler, şatolar, hepsini bir yerde toplamışlar Danang'da. Bildiğin ben 4-4,5 aydır yoldayım ve saçlarım uzadı bayağı. Ya saçlarımı seviyorum aslında. Kıvırcık kıvırcık güzel duruyor ama mesela şu an ben yeni yıkadım saçımı. Böyle duruyor. 6-7 saat sonra kabarıyor bu ve daha çok kuruyor, elektrikleniyor. Sonra koca kafa geziyorum. O yüzden berbere gideceğiz şimdi. İlk defa Vietnam'da tıraş olacağım. Hatta Güney Asya'da ilk defa tıraş olacağım. I like this, but I want to cut here. Yeah, yeah, yeah. Lower, short, yeah. I don't understand. Böyle bakalım, anlattık bir şeyler de umarım anlayacak. Çocuk bana diyor güven, halledeceğiz diyor. Tamam mı? Bana bir güven geldi ya. Ne güzel genç arkadaşımız. Arkadaşlar toplam 280 bin donk ödedim. Yani 300-400 lira falan ama şimdi bu bir tıraş olduk. Bir de bizim Türklerdeki gibi berber mantığı yok burada. Saçı böyle berber yıkamıyor. Üst kata çıktık. Üst katta uzanıyorsun, üstünü falan çıkartıyorsun. Ve kız böyle yarım saat 45 dakika boyunca masaj yapıyor. Saçını bir sürü şeyle yıkıyor. Yüzüne maske koyuyorlar. Falan. Sonra böyle omuz, ense masaj yaptı bildiğin. Hem tıraş oldum, hem masaj yaptırdım. Tabii masajı çekmedim. Çünkü başkaları da yatıyordu böyle yan yana. Ama 280 bine valla saçtan da memnunum. Masajımı da yaptırdım. Kafam da rahat. Bıyığımı da düzelttirdim falan. 280 bin bayıldık dostlar. Güzel. İyiydi ama. Bu motoru 130 bine kiraladık. 150'li manuel bir motor. Çünkü bir yere gidiyoruz. Sontra diye. Size haritada göstereceğim. Şimdi bakın, burası Danang'ın upuzun sahili, tamam mı? Bakın şurada da bir ormanlık alan var. Görüyor musun? Şu galiba Lady Buddha. Evet, biz şuraya gidiyoruz. Bu ormanlık alan kocaman, böyle beachleri var, işte ne bileyim temple'lar, tapınaklar var. Sontra diye geçiyor orası. O Sontra'ya da normal scooter'la giremiyorsun. Çünkü dimdik. Biz geçen gittiğimizde adam bizi scooter'ı bıraktırdı orada. Manuel motor kiraladık 100 bine 1 saat için. Sontra'ya giderken bak şuradan geldim. Şuraya bakar mısın? Şehrin yanında tertemiz bir plaj. Tam kamp yapmalık aslında. Yani kamp yapılabilir burada, haberiniz olsun. Böyle devam ediyoruz. Oha! Abi burada indiğimiz gibi maymunlar var. Çığlık atacağım şimdi. 4 ay sonra ilk defa maymun gördüm ya. Şunların tipe bak. Abi burası maymun cenneti ya. Çığlık atacağım. Çok iyi ya. What's your purpose? What is his purpose? Lady Buddha. Ayrıca burada pagoda da var. Ve şeyler de burada. Maymunlar burada. Motoru park ettiğiniz gibi maymunlar sizi karşılıyor. Ya. Và tiếp theo là đồ lăng phóng hồi. Mükemmel gerçekten. Yani öylesine bir sahil aslında. Yolda geçerken gördüğüm bir sahil. Ama bak manzaraya bak. Şurada bir tapınak kulesi. Ne diyeyim artık, ne diyeyim, kule diyorlar ona. Ve deniz full kum. İçi de kum, dışı da kum. Şöyle yuvarlanmalık. Giriş ücreti de yok. Buranın ismini yazıyorum buraya. Böyle bir uğrayıp denize atladık. Daha bir sürü böyle bu son tarafında bir sürü sahil var bunun gibi.
Dostlar böyle bu adanın etrafında dolaşırken bir sürü manzara noktası var. Bakın küçük sandalyelerini atmışlar. Şurada seyyar satıcılar. Kokonat suyu satıyorlar. Burada kokonat suyu eşliğinde. Oho çok güzel gerçekten. Baksana bir sürü şöyle motorlu seyyar satıcı var. Fırını yanıyor orada. Anlamıyorum. Çok ilginç. Bir kapağı alalım. Thank you. 20 bin yani 25 lira falan. Şimdi bunu aldım. Sütlü kahve. Bak insanlar burada oturuyor. Manzara izliyor. Maymun da burada kaşınıp duruyor. Selamünaleyküm. Ne haber adamı? Niye kaçıyorsun lan? Kırmızı götlüler ya. Gelin lan buraya. Aa, yine buraya geldim. Çünkü size bir şey göstereceğim şimdi. Ben drone satın aldım. Böyle anama, babama, eşime, dostuma yazdım. Bağış kutusu açtım arkadaşlar. Sağ olsunlar. Annem, babam, ablam falan bana para gönderdi. Ve ben de para koydum üzerine. Şöyle bir drone aldım. Markası gözüküyor ama arkadaşlar reklam değil, iş birliği de değil. Alis mulis parayla alınmıştır. Ve ilk defa uçuracağım sizinle burada. Ya, inanılmaz bir manzara var şurada. Tekneler, yüzlerce yuvarlak şu teknelerden var falan. Böyle hava bulutlu, güneşli. Ve ilk defa drone uçuracağım. O yüzden kaydedeyim dedim. Ne kadar aldım drone'u? Tam tamına 25 milyon dong. Yani 35 bin TL yapıyor. Baktım Türkiye'de 50 binden falan başlıyor bu paket. Bu M Combo Plus paket mi ne, onu aldım. Hadi o zaman size güzel manzaralar göstereyim. Sonra ben işte motor kiraladım. Tek başımayım şu an. Bu Santra bölgesine gidip oralarda da çekim yapacağım falan. Öyle takılıyorum. Da Nang'da son günlerim. Buradan Ho Chi Minh şehrine gideceğiz dostlar. Onu da ayrı video yapacağım. Çünkü 22 saat trende gideceğiz. Neyse hadi çok konuşmadan uçalım. Gördüğünüz görüntü kalitesini. Gerçekten aşık oldum ya. Drone yani aslına bakarsanız bütün ben de paramı koydum ve param hiç kalmadı şu an. Para kazanmam lazım. Ama YouTube'a kaliteli içerikler çıkartmak adına bastım parayı arkadaşlar. Yani umarım güzel videolar çekeriz bununla. Böyle hayırlı olsun kanalımıza, hepimize. Artık size böyle güzel güzel manzaralar göstereceğim. İnanılmaz ya valla. Sontra'da böyle bir ada, yarım ada var dedim ya. Orada Black Rock Beach diye bir yer var. Oraya geldim. Motoru yani bayağı bir eski yollardan geldim. Yolları sarmaşıklar kapatmış. Tabelalar sarmaşıklar kapatmış. Da Nang'da son günlerimiz dostlar. Ho Chi Minh'e tren bileti aldım. Yataklı. Çünkü tren 22 saat sürüyor dostlar. Yani bir saatte biniyorsun, ertesi gün aynı saatte falan varıyorsun. Geldik. Black Rock Beach, siyah taş sahili. Taşlar da çok siyah değil ama hiç hayal ettiğim gibi bir yer değilmiş. Oh be. Şimdi baktıkça güzelleşiyor. Şimdi taş olan koylar biliyoruz. Ama küçük küçük taşlar oluyor. Bunlar devasa kayalar abi. Siyah kayalar. Evet dostlar. Da Nang'daki son durağımıza geldik. Burası Hoi An. Da Nang'dan motorla böyle 25 dakika falan sürüyor. Bu Hoi An gördüğünüz gibi yine şehrin ortasından bir
nehir, bir kanal, bir su akışı var. İşte çok güzel tekneleri var, botları var. Mimariler müthiş. Çok güzel bir şehir Hoi An. Yani Da Nang'a gelirseniz burayı da es geçmeyin. Acayip meşhur bir yer. Şimdi böyle gezdireceğim size. Yani bir gündüz görelim, bir de akşam böyle rengarenkken göreceğiz. It's a UNESCO World Heritage Site known for its well-preserved ancient town. So it reflects the influence. Evet dostlar, burası Japanese Cover Bridge. Oha, bu ne? Oha! Yani arkadaşlar işte buymuş, çok bir olay yok ama şekil şukulu, eski vintage, güzel bir köprü. Dostlar köprü de böyle gözüküyor. Bu bir Japon Cover Bridge. Hey. Okay. Can you... Okay. Çok iyi. Evet. No. Arkadaşlar bir tane kuş aldım. O kadar güzel ki anlatamam size ya. Arkadaşlar bu ya eminim çok daha ucuzdur normalde de. Çok hoşuma, ilk defa gördüm. Acayip güzel oğlum. Bak arkadaşlar, bakın şimdi şurada bir lastik var, tamam mı? Bu lastiği buradan buraya bağlamışlar. Şu kanatları falan da var. Bunu çevirdikçe o lastik dolanıyor. Bak şimdi. Bak adam bayağı sulu boyayla bunları yapıyor. Çok güzelmiş ya. Abi ne kadar güzel ya, şu fenerler, çiçekli ağaçlar. Bak şurada live müzik oluyormuş. Çok güzel kafeler var. Ana burası çok güzel abi. Da Nang merkezi de güzel ama Da Nang çok gelişmiş, öyle düşünün. Bayağı büyük büyük binalar ama burada bu büyük binalar yok ve çok güzelmiş ya. Keşke daha önce gelseydim. Akşam bu nehirde böyle fener etkinliği oluyor. Suya böyle fener bırakıyorlar. Biz de onu yapacağız herhalde. Tabii ışıkları bekliyoruz. Evet dostlar, burada ChatGPT bize burayı önerdi. Reaching Out Tea House. Bir acayip. Bunun piyanosu falan var. Valla arkadaşlar ama tuşlar basılı kalıyor ya. Hiçbir şey çalamıyorum ki. Şöyle yapalım. Arkadaşlar burada çalışanlar ya konuşamıyormuş ya da duyamıyormuş. O yüzden bakın. Ya bunu ne yapmak istiyor? Ne istiyorsan arkadaşlar buradan seçiyorsun ya da kalemle buraya yazıyorsun. Duymuyorlarmış. Hmm. Ya da işte burada işaretliyorsun falan. Yani kızım baktım işaret diliyle konuşuyorlar burada. Çok ilginç geldi. Dostlar buradan işaretledik. Bak. Yin Yang Hoi An Ancient Blend varmış. Ben şöyle bir kahve alacağım. Bu 2 dolar civarı falan. Bakın şuradan şey aldım. Order sheet. Arkasını çevirdim. Bekliyoruz şu an. Bu da ücretsiz çay. Şu an 3 masa var. Sadece birbirlerine bakıyorlar. Çay içiyorlar. Fısıldayarak konuşuyormuş. Sessiz olman lazımmış. Ben de hayvan gibi piyano çaldım ya. Neyse, kahvemizi söyledik. Burada
sessizce çay içebilmek konsept bu arkadaşlar. Ve kimse konuşmuyor. Bir tek ben konuşuyorum burada. Arkadaşlar böyle işte ara sokaklar var, böyle çok renkli, mimarileri çok güzel. İşte bakın geldiğiniz yer burası, Reaching Out Tea House. Arkadaşlar buranın olayı şuymuş, duyma engelliler, konuşma engelliler çalışıyormuş. Ve burada sessiz olman gerekiyor. Kuralları sessizce çay içmek arkadaşlar. Geliyorsun buraya konuşmadan, sadece fısıldayabilirsin. Fısıldayarak sessizlik içinde çay içmek için bir yer. İlginç bir konsept. Herkes pus pus oturup çay içiyor. İlginç ya. Güzelmiş konsept. Beğendim. Gelirseniz mutlaka burayı deneyin. Bunu gösterdim. Buz istedim. Şöyle portakal suyu için şey geldi. Tarçın, zencefil ve şeker. Bakın şöyle şeyler de geliyor. Böyle içeride de el yapımı şeyler satıyorlar dostlar. Arkadaşlar şöyle portakal suyu 3 dolar, kahve 2,5 dolar. Bak bu ellerinde sopa tutanlar tur rehberleri oluyor. Millet takip etsin diye. Bak şurada da var tur rehberleri. Baksanıza çok tatlı ya. Çok tatlı bir yermiş gerçekten oraya. Lantern festivalleri yapılıyor. Hatta 2 gün sonra ayın 18'i, 18 September, Temmuz, also Eylül. 18 Eylül 2 gün sonra. 18 Eylül'de full moon varmış, yani dolunay varmış. Ve dolunayda burada özel bir etkinlik oluyormuş. Yani artık nasıl bir etkinlik, ona yetişemeyeceğim maalesef. Çünkü Ho Chi Minh'e gidiyorum. Ama her gün burada lantern etkinliği oluyor arkadaşlar. Suya böyle fener bırakıyorlar. Nasıl bir şey olduğunu çok bilmiyorum açıkçası. Öğreneceğiz. Gün batsın. Ama bakar mısınız arkadaşlar? Ya şu yapılar. Bak burada kahveci var mesela. İnsanlar sandalyelerine oturmuş. Manzara izliyorlar. Çok turistik bir yer tabii ki. Arkadaşlar fener dediğimiz de bu. Şunların içinde bir tane mum yakıyorsun aslında. İki tane aldık şöyle 10.000 10.000. Come in. Ah ah, aşık oldum Hoi An. Vietnam'ın en güzel yeri bence. Vallahi beni büyüledi arkadaşlar. Normalde hiç sevmem böyle çok turistik yerleri. Ama vallahi büyülendim şu an. Dostlar şöyle bir yere geldim. Yani bir tık pahalı ama şöyle bir gömlek mesela 250.000, yani 250-300 lira. Umarım ya yani daha ucuzunu bulurum mutlaka da bayağı beğendim. Gömlek bulmak zor gerçekten. Bakın arkadaşlar burada ağaç köklerinden böyle suratlar yapıyorlar. Ana ne güzel. Helal. Çok güzel yapmış şey. Ya bunu nasıl saklayacağım bilmiyorum. Şimdi Morning Glory diye böyle ünlü bir restoran varmış. Oraya gideceğiz. Vietnam mutfağı olan. Direkt nehrin yanında. Fiyatları da bir tık pahalı olabilir ama gidiyoruz. Son günlerim. Battı balık yan gider felsefesiyle. So it's a problem. But they look so.
Evet dostlar, ChatGPT'nin önerisiyle Morning Glory'ye geldik. Burası aynı anda, bu tarafı vegan, bu tarafı değil sanıyorum. Bir bakalım şöyle menülere de, çok çok fantastik yani. Arkadaşlar şöyle, bu mekan burası. Ya ünlüymüş, ChatGPT bile önerdi. Street food, ondan sonra Vietnamese cuisine. Ya sokak lezzetleri de var burada, anlatabiliyor muyum? Bunlar mesela sokak yemekleri, sokakta satılan yemekler. Ama burada tabii servis ücreti bilmem ne. Açık mutfakta pişiriyorlar bir de. Arkadaşlar şöyle bir balık söyledim. Şurada bir pirinç. Burada ilginç bir şeyler var, valla ne olduklarını bilmiyorum. Şurada sweet chili var. Bu patlıcanlı bir şey. Ya patlıcanı deniyorum, ne kadar olabilir bilmiyorum ama ne nedir bu? Yeah, tasty. Bu bayağı güzel arkadaşlar ya. Böyle sarımsaklı, acı biberli. Böyle tereyağı tadı alıyorsun. Bu ne kadar ya? Bunların hepsi 4-5 dolar falan bu yemekleri ya. İnanamaz. Şahane ya, biliyor musun? Bu Türkiye'de ben böyle balık yemedim oğlum ya. Çok güzel, böyle mantarlı, tereyağlı, yumuşacık bir balık. Mesela şu menü var ya, 150 bin dong arkadaşlar. 2, 4, 6 dolar falan. Oğlum şaka gibi ya vallahi. Bakar mısın şu menüye, şu ortama? Neyse dostlar, ya daha fazla göstermeye gerek yok. Ben şunları gömeyim, görgüsüzlük yapmayan daha. Oha. Cooking class var arkadaşlar. Yani iyi bir aşçı olmak istiyorsanız, Asya mutfağını öğrenmek istiyorsanız böyle bu güzel restoranda şey veriyorlar. Cooking class veriyorlar. Ama ne kadarmış? 200 dolar grup için. Minimum 2, maksimum 4 kişi. 4 kişi mesela kişi başı 50 dolara bunları öğrenebiliyormuşsun. 2,5 saat falan sürüyor. Güzel vallahi arkadaşlar. Vallahi aşçı olsam gelir öğrenirdim. Sürekli cooking class'lara katılırdım. Yani Asya'da, orada, burada. Buraları sadece fotoğraf için yapmışlar. Adamlar böyle bir sürü lantern koymuşlar ve fotoğraf çekiliyorsun burada ve para ödüyorsun fotoğraf çekilmek için. O yan gezimiz böyleydi. Şimdi artık geri dönüş vakti. Yarın bir daha gelirim diyordum ama gelinmez ya. Çok insan var, var ya, başım ağrıdı yani. Bak her yer insan. Ama hunharca insan var. Teknelerde, köprüde. Yürümek zor yani, o derece. Ama Hoi An çok güzel. Yani bir günde gezilir bence. Buraya bir gününüzü ayırın derim. Hatta bir günde kalın. Ertesi gün de gündüz gözü, sabahtan gezin falan. Güzel olabilir dostlar.